sanırım 30'lu yaşların ortalarında bir arayış, içsel bir tatminsizlik hali, bir ruhsal doyumsuzluk. Sanki hayatımda olmam gereken yerde değilim. Dışarıdan baktığım zaman her şey mükemmelmiş gibi gözüküyor. Altı ay içerisinde battık, bütün mal varlığımızı kaybettik eşimin işinden dolayı. Bir skandalla boşandım. Yani benim o ana kadar hayatımda iyi gidiyor mu acaba mı dediğim her şey bir anda elimden gitti. İçsel olarak sanki bir ses duydum, emin misin diye. Bütün sahnen değişir gibi bir laf ve oradaki mesela sahne sözü de şimdi sahnen değişir. Evet. Ben senin yolculuğuna eşlik etmekten çok mutluyum. Birçok kişiye baktığımda Türkiye'deki kadınlar için de çok örnek bir karaktersin. Çok önemli bir lider, çok önemli bir rol modelsin. Senin yolculuğunda geldiğin yerde şimdi verdiğin bilgiler o kadar kıymetli ki insanların o içine yaptığı yolculuk yine kumaşı ona uygun olanlar için bile zor. Çünkü kişinin kendisiyle baş başa kalabilmesi, yüz yüze gelmesi, kendi ön yargılarıyla aynada karşı karşıya gelebilmesi, her kendimle ilgili yeni keşfimde esasen etrafımda kabullenemediğim, yargıyla dolu olduğum ne çok şey olduğunu görüyorum. Merhabalar herkese. Biz hala Mucize Kursu kampındayız. Çeşme'de çok sevdiğim bir arkadaşımla birlikteyim. Sevgili Defne, hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk. Ben senin yolculuğuna eşlik etmekten çok mutluyum. Gerçekten çok keyifli bir yolda ilerliyoruz birlikte. Seni yol arkadaşım olarak da görüyorum. Çünkü yani Defne'yi hepiniz tanıyorsunuz ama bence benim gibi spiritüel tarafını çok az kişi tanıyor. O çok eşsiz bir yolculukta, çok verilmiş yani hani genler gereği artık kendi yolculuğu gereği aslında görünenin dışında çok da derin bir insan. Çok derin bir spiritüel yoldasın. Sen de ciddi bir arınma ve ciddi bir uyanış içindesin aslında ve diğer birçok kişiye baktığımda hani kendini çok erken yaşta bulmuş, birçok şeyini keşfetmiş, bunu hayata geçirme cesaretini de bulmuş ve hayatına geçirmiş bir kişisin. Bence çok yani Türkiye'deki kadınlar için de çok örnek bir karaktersin, çok önemli bir lider, çok önemli bir rol modelsin. O yüzden önce oradan başlayacağız. Yani bir kere tabii şeye geçeriz. Hani Mucize Kursu'na nasıl geldin ama ilk bir nefes seansımız var seninle. Evet, orada bir şeyler yaşadın. Ben şeyi merak ediyorum ama ona başlamadan önce o nefes seansı mıydı senin kendi keşif yolculuğunun başlangıcı yoksa zaten kendi keşif yolculuğunda ilerliyordun da hayatta bir şeyler tetiklemişti? O mu bir şey açtı? Ne oldu? Ben orayı çok merak ediyorum. İkincisi. Seneler önce. Yıllar önce biz Nevşah'la çok eski arkadaşız. Arkadaş olmadan önce de takip ettiğim birisiydi. Çünkü sanırım 30'lu yaşların ortalarında ki genelde öyle olurmuş. Bir arayış, içsel bir tatminsizlik hali, bir ruhsal doyumsuzluk. Sanki hayatımda olmam gereken yerde değilim. Dışarıdan baktığım zaman her şey mükemmelmiş gibi gözüküyor. Belki dışarıdan bakan için de işte iyi bir evlilik, 2 çocuk, benim neredeyse yönettiğim bir haber merkezi. Yani habere gireli işte 15 yıl olmuş ama orada da bana olağanüstü bir kariyer hediye edilmiş oldu. Çok güzel gidiyorken her şey. Çok başarılı bir hayat. Dışarıdan bakıldığında mükemmel bir sağlık. Çok tanıdık. Tanıdık değil mi? Yani ama burada bir şey yok. Şimdi bunu izleyenler nasıl algılayacaklar bilmiyorum ama içsel bir huzursuzluk, olmam gereken yerde değilim, bu ben değilim hissi. Bunun üzerine işte senin de tahmin edebileceğin yollardan gidildi. Karşıma kitaplar çıktı. Bazı kitapları elime aldım. Ağlamaya başladım. Ben yazsam bunu ben yazardım. İşte diyebileceğim. Buldum. Karşımı buldum. Böyle bir rehberler, rehberimsiler çıktı. Hani o yollara bir girersin, tam değil, bu değil dersin. Çünkü bunlar aslında çok klişe ifadeler de bir yandan. Hani yolculuklar, kişisel gelişimler, spiritüellik o kadar içi boşaltıldı ki. O nedenle bir kısmı da insanlar aslında yanlış yönlendiriyor. Benim yolculuğum pozitif düşüneyim, şöyle olayım falan filan değildi. Sadece sanki kendimi gerçekleştirme yolculuğumda bir son durağa gelmiş gibi hissediyordum. Ondan sonra böyle kendi kendime bir niyetler ettim. Hani bu hayatta olmam gereken yerde ne yapmam gerekiyorsa, bu dünyaya ben niçin gelmişsem onu keşfedeyim niyetleri. Çok güçlü bir niyet. Evet. Çok. Sana şöyle söyleyeyim. İçsel olarak sanki bir ses duydum, emin misin diye. Bütün sahnen değişir gibi bir laf ve oradaki mesela sahne sözü de şimdi sahnen değişir. Evet. Eminim dedim hani ne olacaksa gelsin. Ya çok acayip. 6 ay içerisinde battık. Bütün mal varlığımızı kaybettik eşimin işinden dolayı. Bir skandalla boşandım. Yani benim o ana kadar hayatımda iyi gidiyor mu acaba mı dediğim her şey bir anda elimden gitti. Aslında bir fırsat yaratıldı ama belki ekrandakiler anlamıyor ve şey yapmıyor. Çünkü bunu senin anladığına şu an eminim. Ben de geçmişime baktığımda hani genel olarak şöyle özetlemek adına hani ekran başından izleyenlere hayatta her başlayan döngünün öbür tarafı var. Her sıçrayış öncesi bir çöküş gerekiyor. Yani bir dibe vurmadan çıkılmıyor. Ve aslında her dibe vurduğumuzu düşündüğümüz zaman yaşadığımız deneyimde biz uçmaya hazırlanıyoruz. Yeni bir şeye hazırlanıyoruz, yeni bir dünyaya hazırlanıyoruz. Aynı benzerlerini ben de yaşadım biliyorsun. Şu an şükran doluyum bu geçmiş deneyimime. Çünkü onlar bir şey yaratıyor. Şey çok enteresan yalnız sahne. Bende de içsel calling neyle başladı biliyor musun? Tabii bende de Melisa'ya hamileliğimle başladı. Çok net benim de duyduğum şey senin bütün sahnen değişir ve hani o içsel calling'i benim de çok net duyduğum milyonlarca insan seni bekliyor. Milyonlarca insan şifalanmak için seni bekliyor. Sürekli bunu duyuyorum. Sürekli yani. Milyonlarca insan beni bekliyor ve ben ilk eşimden mesela şey diye ve samimi bir şekilde bunu paylaşarak boşandım. Çünkü o zaman yoga yapıyordum, meditasyon yapıyordum. Ya ben bu rol değilim. Ben birinin eşi olamam. Ben buraya Nevşah olmaya geldim. Aynen bu sözleri ettim. Ve beni bekleyen milyonlarca insan var. Ve hemen arkasından da kafayı yedim diye şey yaptığını hatırlıyorum yani. Şimdi çok seviyorum yani. Hani tamam okey desin de. Ben de o dönem mesela normalde biz bu işlerin içine düştüğümüz zaman o idrakte olmuyoruz ve hayat başımıza yıkılıyormuş gibi geliyor. Mesela bana zaman zaman öyle oluyor ama o zaman çok garip bir şekilde bu niyetimi o kadar kuvvetli koymuşum ki yani hayat sahnem o kadar absürt bir şekilde yıkılıyor ki bir de olan olaylara arka arkaya baktığım zaman hani gazeteler, röportajlar bir yandan hiç ummadığım şeyler oluyor. Bir film gibi izliyorum. Bir o kadar fırtına. İnanamıyorum ki hani kasırganın büyüklüğüne inanamıyorum. Ben bir anda hani bu kadar işte önemli, reputasyonu çok yüksek bir markayken falan olan ve diyorum ki burada bir anlam var. Yani bunların şu anda buradan gidiyor olması gerekiyor. Onun için hiç tınmıyorum, çok şey sakinim. Var. Mesela o zaman işte bir üniversitede ders veriyordum, Bahçeşehir Üniversitesi'nde. Bir dekan arkadaşımla sohbet ederken bana dedi ki ne kadar sakin anlatıyorsunuz olan biten her şeyi. Zannediyorum gözlemci olabilmeyi başarmışım o dönemde. Bunu böyle söylemekle birlikte elbette duygusal yorgunluğu yaşadıklarımın öyle bir noktaya gelmişti ki sana ulaşmak durumunda hissettim kendimi. Yani nefes terapisini çok duyuyordum o zaman. Beni bir rahatlatacağını düşündüm. Onun için de zaten 40 yıldır tanışıyormuşuz gibi geldim sana. Aynen. Sen bana elini uzattın. Aynen. Hatırlıyorum ilk seanslarımızı. Evet, çok önce yani. Çok, yıllar önce. Gerçekten hani vücut bir paralize olmuş gibi oluyor. Hani bir şey sanki çıkıyor gibi oluyor. O an için tam adlandıramıyorsunuz. Bana yarayan bir şey mi hakikaten? Bana iyi bir şeyler mi oluyor, kötü bir şeyler mi oluyor? Bir ferahlama ihtiyacı var. Hani bunun için herhangi bir psikiyatrik tedavi istemiyorum, başka bir şey istemiyorum. Bir tür bir bedenimin rahatlamasına ihtiyacım var. Hatta işte eski eşimle de beraber de geldik. O da aldı birkaç seans. Evet. Herkes farklı şekillerde faydalandı zannediyorum nefes seansından. Nevşah'ın yol göstericiliğiyle o dönemi ben nispeten daha rahat bir şekilde atlattım. Oradan da mesela bende o nefes terapisi kaldı ama devam edemedim. O ya da bu nedenden dolayı şeyi hatırlıyorum. Bu anlamda seni çok tebrik etmek istiyorum. Çünkü kimsenin bilmediği bir şeyken bunu Türkiye'ye getirdin ve büyük bir marka yaptın ve değerini yükselttin. O dönemde işte doktor arkadaşlarım, hatta işte ciğer uzmanlarına varıncaya kadar bana bunun ne kadar bilimsellik dışı bir şey olduğunu anlatmaya çalışıp bir de öyle hani bir cadıymışsın gibi taşlanırsın ya sanki çok ezoterik bir şeylerle ilgileniyorsun. Hani hiç olmayacak mistik bir şeylerle adeta işte ortaçağ cadısısın gibi ve buna mesela evet o da böyle bir dönem vardı. Kendini teslim eden insanlara da böyle bir snob etme, hani küçümseme. Evet. İşte sen o kadar aklı başında bir insan, aklı başında bir insan olduğum için buradayım. Yani bunu da şu anda söylemek istiyorum. Hani bu mucize kursu nedir, ne değildir ya da Nevşah Fidan Karamehmet nasıl bir markadır bu alanda? İkimizin de kökeni fen matematik. Onun için benim yani fen matematik kökenliyim aynen. Aynen öyle. Ben mesela ikna olmadım çünkü bilime çok meraklıyım. Bilimsel anlamda ikna olmadığım konuları merak edip araştırmakla birlikte üstüme almıyorum ve içselleştirmiyorum. Benim katıldığım öyle bir şey yoksa ben de öyleyim. Evet. Öyle bir kökü yoksa, bilimsel ben bir şey ispatlayamıyorsam, bu arada parantez içinde bilimsel olarak ispatlayamıyorsam kendim uygular, denerim. Hı-hı. Fakat sahneye çıkıp öğretmem. Bende de mesela o çok hassasiyet var. Evet. Yani anlattığım her şeyi, yani şu an hem işte Nefes Bilimleri Fakültesi'nde hem bugüne kadar yaptığımız araştırmalarla hem öncesindeki çalışmalar hepsiyle yani en ufak detayına kadar zaten ispatlamayı bırak, zaten anlatıyorum. İşte birçok üniversitede konuşmaya gidiyorum. O şekilde bir dayanağım olmasa ben sahneye çıkamıyorum. Ama ben mesela kendim test ederim, denerim. Bu neymiş ya falan. Ben bir bakarım ama öğretmem. Ben de mesela deneyip uyguladım, kenara koydum, Hani NLP'ye çok girmedim ama tapping'den öğrendim. Bazı şeylerin kurslarını alırım, öğrenirim, onu yaparım, öğrenirim. Sonra bunları bir kenara koyarım. Çünkü sonradan işte bu kutupluluklara falan daha vakıf oldukça hayatta işte kendimizi, şimdi çok moda bir terim var. Hani daha iyi versiyonunu ortaya koymak diye adlandırılıyor ama yanlış değil. Ben insanların kendi içlerine yaptıkları yolculukları tabii çok değerli buluyorum. Sadece ben değerli bulmuyorum. Binlerce yıllık işte felsefe, din, tasavvuf, nereye baksan içinde bilgelik olan her yerde insanın öncelikle bir kendini tanıması gerektiğine dair binlerce felsefe ve yazı mevcut. Evet. En büyük yatırım aslında. Yani aslında sen, yani ben hep onu diyorum. Mucize kursundaki katılımcılara da şimdi o gözle bakıyorum, farkındaysan. Ayrı tutuyorum ben her zaman. Mucize kursu katılımcılarını, Nevşen Enstitü müfredat katılımcılarını. Çünkü kendimi de bu grubun içine koyarsam bütün dünyamız, bizim yansımamız ve bütün dünyamız aslında bizim etrafımızda ve bizim bilgeliğimizle ortaya çıkıyor her şey. Dolayısıyla bir insanın, yani bütün dünyan senin yansıman ve bütün dünyan aslında senin yönetimindeyse senin kendi yatırımından daha değerli hiçbir şey yok ki. Çok doğru. Yani bir insanın kendi kapasitesini yukarıya çekme dışında vakit, nakit ve enerji harcayabileceği bu değerde hiçbir şey yok. Ya bunu ben mesela diğer insana nasıl anlamıyor onu anlamıyorum. Yani hani kariyerinde ilerlemek istiyorsan, ilişkilerin, sosyal etkinliğin, liderliğin, sağlığın, her şeyin ya önce kendine yatırım yapman gerekiyor. Yoksa hiçbirinde ilerleyemiyorsun. Ama yani vakti durdurup önce bir burayı bir kapasitenin üstüne çıkarıp ondan sonra zaten öbür her şey çorap söküğü gibi geliyor. Çünkü çok zor. Bu çok zor bir şey. Yani kendim bu zorluklarını da yaşayan birisiyim. Hani böyle arayışlardayım. Sen beni onore ettin. Çok güzel hani spiritüel derinliğim olduğunu söyledin. Ben çok mutlu oldum. Oysa ama sen çok derin bir kişisin zaten. Yani senin bir, yani hep söylüyorum ya, bir de buradan da mesela yayınlarda da açıklıkla söylüyorum. Bence hakikatle bağlantıya her toprak uygun değil. Ve bu böyle. Evet. Yani bunu net bir şekilde her zaman söyleyeceğim. Yani herkes ne benim eğitimime gelecek, ne hakikati anlayacak, ne o ruhsal yolda. Yani evet zor ama bir de bunu anlama da bir mesele. Evet, bir de öyle bir meram olacak tabii ki. Kiminin de yok. Onu da tabii ki saygıyla karşılıyoruz elbette. Kimsenin kumaşı birbirine benzemek tabii zorunda değil. Ama mesela o yolculuk ve o arayışta ben ilk kez bir kursa böyle katılıyorum. Bir de işte 2 sene önce Dimartini'yi getirdiğim zaman ona katılmıştım ama böyle otelde yatmalı, kalkmalı, birlikte nefes seansları yapmalı. Benim hayatımda katıldığım ilk kurs Mucize Kursu. Çok dinledim arkadaşlarımdan, ortak arkadaşlarımızdan da. Şimdi kısmet oldu. Daha önce işte vakitsizlikler olamadı. Bu ay böyle bir programın bir mucizevi bir şekilde açıldı. Ve buna imkan verdi. Burada olmaktan çok mutluyum. Evet, önce konserin olacaktı falan. Konserim olacaktı. Tarih değişti. İyi ki değişmiş. 19 Mayıs tatilinde zaten zor olurmuş insanları toplamak. Ve içsel olarak hani burada olmam gerektiğini zaten hissettim. Senin yolculuğunda geldiğin yerde şimdi verdiğin bilgiler o kadar kıymetli ki insanların o içine yaptığı yolculuk yine kumaşı ona uygun olanlar için bile zor. Çünkü kişinin kendisiyle baş başa kalabilmesi, yüz yüze gelmesi, kendi ön yargılarıyla aynada karşı karşıya gelebilmesi o kadar kolay bir yer değil. Yani esasen büyük bir sınav. Her kendimle ilgili yeni keşfimde sadece kendime dair değil, insanlara dair anlayışım, şefkatim nasıl artıyor ve esasen etrafımda kabullenemediğim, yargıyla dolu olduğum ne çok şey olduğunu görüyorum. Onun için bana yönelik yargılara hiç kızmadığım bir yere zaten geçtim. Onu uzun zaman önce yapmıştım. Ne kadar normal bir şey aslında. Çok. Ne kadar insani bir şey ve ve ne kadar saçma da bir şey. Burada hani bir şey katabileceksek bu eğitimden Hani ara ara böyle düşünüyorum izleyenlere de, çünkü çok uzun eğitimler, çok detaylı bilgi ver. İmkansız zaten böyle hani YouTube kanalından falan o kadar derinleşiyoruz ki katman katman. Belli bir seviyeye gelince anlatacaklarım şeyler var falan. Ama hep böyle yayın öncesi hep düşünüyorum ne söylesem, ne desem, neyi öğretsem, neyi anlasalar, buradan ne kaparlar. Herhalde YouTube videolarımda da onu görüyorlar. Mesela burada da konuştuk ya mesela bence yani... Onu bile anlaması bir insanın çok çok önemli. Yani bir insanın yaşamının tamamı bilinç örüntüsünün yansıması. Ve o bilinç örüntüsünde eğer bir değişim yapmak istiyorsan, yani yaşamın değişsin istiyorsan kendi bilincinde bir çalışma yapmak zorundasın. Onu yapmıyorsan o yaşamın değişmeyecek ve hep şikayette kalıyorsun. Ve bir ikincisi, yani bir yol o bilinci değiştirmekten ve bilinç örüntüsünden geliyor. Bir ikincisi bunu tabii yapalım. Bir taraftan o bilincimizdeki yargıları temizleyen bütün bunları yapalım. Ama diğer taraftan ikinci olarak aslında çok basit anlattığım ve söylediğim bir şey var. Yargılama kötü olduğu için, günah olduğu için falan değil. Bütün bu ezoterik felsefelerde birçok kişinin anlattığı yargılamayalım. Çok, çok önemli, çok güzel. Yani bu değil. Yargılamanın bence saçmalığını anladığımızda ondan özgürleşiyoruz. Yani düşününce bir insan deneyimindesin. Yani bir insan deneyimindeyiz hepimiz. 21. yüzyıldayız. Evet, uzaya füzeler fırlatıyoruz ama daha evrenin ne olduğunu anlamış değiliz. Kara deliğin fotoğrafı yeni çekildi. Daha bu bedenin her şeyini keşfedemedik. Her gün bilim yeni bir şey keşfediyor. Ya hiçbir şey bildiğimiz yok aslında. Ve sen sonra bu kadar bilinmezin olduğu bir yerde birine bakıp onunla ilgili elinde yeterli done yok. Yani yeterli bir fikrin yok, yeterli bilgin yok, yargılıyorsun. Çok saçma aslında. Evet. Çok saçma. Yani onun mesela çocukluğunu bilmiyorsun, gençliğini bilmiyorsun, hayatında ne yaşadı bilmiyorsun, neler geçirdi bilmiyorsun. O an onun tarihinin, yaşam tarihinin bir anında karşılaşıp bir davranışı ya da bir şeyinden yargılıyorsun ama aslında şeyin yok yani. Elinde veri yok, done yok, bilgi yok, eksik. Neye göre yargılıyorsun acaba? Çok saçma yani. Hani o yüzden şimdi anlıyorum. Mesela hep denir ya, kurslarımda ben de söylüyorum. Mesela daha zeki insanlar dedikodu yapmaz, yargılamaz. Yani sebebi aslında... Yani yargılamayayım ben dediği için değil bence. Orada yani zeka, hayır bir de zeka arttıkça, bilimsellik arttığı için, objektiflik arttıkça şu görülmeye başlıyor. Neye göre yargılayayım? Yani nesine bakayım yargılayayım? Neresinden tutsan kaygan. Emin olduğun bir şey yok ki. Yani neye göre yargılıyorum, kime göre yargılıyorum? Bir de bilimsel olarak çok güzel anlattığınız içeride kursta bu işte hücresel besin kaynağı olan enerji ATP'nin salgılanışı ve işte bu gibi duygusal dalgalanmalar yüzünden beyinde bu sinapsların yol açtığı arızalar, bunların kapladığı yer dolayısıyla zaten objektif düşünme kapasitesini beynin yitiriyor olması. Oradan uzaklaştıkça nasıl hayvani dürtülerimizle aynı sarmal içinde kalıyoruz ve esasen bunları daha çok kişi anlasa, öğrense diye düşünüyorsun. Evet. O zaman işte bu şikayet ettiğimiz, çoğumuzun zaman düştüğü kurban bilinci içerisinde olup da halimizden devamlı yakınmayacağız esasen. Evet. Çünkü bize verilen bir müthiş hediyenin ne olduğunu keşfetmişsek eğer, o kadar şanslıysak ki ben o anlamda çok şanslı bir insanım. Yani bebekliğimden beri neler yapmak için buraya geldiğimi biliyorum. Onların da kapıları benim önümde açıldığı için en azından o yollarda olduğum zaman hayatın diğer sıkıntıları, önüme çıkan kayıplar, işte acılar, sızılar, sağlık problemleri falan hepsi bir önemini birer ikişer hep yitirdi. Hepsi bir nedenden dolayı olduğu karşıma çıkartılan unsurlar olarak kaldılar. Evet, hepsi bir lütuf. Yani genel olarak hani belki görmeyenler için geçmişte yaşadığımız ve travmatik bile zannettiğimiz birçok olay aslında hakikatte bir lütuf. Zaten onu görebiliyor olmak yaşam döngüsünün tamamını tersine çeviriyor. Bunu izlemek benim için olağanüstü. Yani şu an mesela en son Mucize Kursu'ndan çıktık. Bu olan yani insanların geçmişine bakıp geçmişinde yargıladıkları, kötü dedikleri bir şeye şu an şükran duyuyor olmaları, bunun faydalarını görmeleri çok inanılmaz bir uyanış bence yani. Hani bu gerçekten çok 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 keyifli bir yol. Çok teşekkür ederim bize eşlik ettiğin için, ben burada olduğun için. Ederim. Eminim buradaki herkese de ilham oluyorsun. Ah, inşallah. Onu çok istiyorum. O da benim misyon olarak gördüğüm şeylerden bir tanesi. O yüzden hep böyle kendi doğrularımı yapmak istiyorum ki hani toplumsal baskıların son dışında. Olarak ne yapıyoruz? Kitabı ne zaman çıkarıyoruz? Yıllardır yazacağım ama sanırım işte psikolojide bir erteleme var ya. 5 yıldır benim bu kitabım gündemde. İşte well-being, güzellik, genç kalma. Bu da esasen ruhun çok istediği bir şey. Bu hepimize verilmiş bir armağan ve bunu istiyor olmak da kötü bir şey değil. Her insanın bedeninin daha iyi, daha genç olmasını istemek gibi bir hakkı var. Bu gerçekleştirilebilir bir şey. Kesinlikle. Bu benim bildiğim bir şey. Bunun bana bilgisi otomatik olarak geldiği için ilgilendiğim, bildiğim, araştırdığım bir konu. Bana bunu ilgili... nasıl genç, dinç, sağlam kalırsınız? Ben çok merak ediyorum. Beni biliyorsun yani, hep şeyi söylüyorum. Her insan kendi bilinç örüntüsünü aktardığı için sen kendi bilincinde çözemediğin bir şeyi de hayatına geçiremezsin. Dolayısıyla sana bakıyorum ve bunun formülü sende belli yani. Ben çözdüm galiba. Evet, bunu zaman zaman röportajlarda anlatmaya çalışıyorum ama benle yapılan röportajlarda işin sansasyonel olmayan kısmı basında yer almadığı için neticede geliyor kahve sürdü oldu, avokado sürdü oldu. Yok ama sen bir şey işte dalga geçiyor bence. Ama ben hani bir şey söylüyorum, dinlese insanlar, dinleyen zaten yapıyor ve sonucunu alıyor. Ben bunu bir hizmet olsun diye yapıyorum. Sanıyorum demlendi bilgiler ki şimdi çıkacak. İşte şu anda daha hızlı yazdığım bir dönemdeyim. Bu kurstan sonra bakarsın iyice öne açılır. Evet. Senin de iyi bir editörden faydalanmak isterim. Benim şimdi aklımda hemen tık iyi bir editör, iyi bir şey falan, hemen hepsi böyle sıralandı. Tamam. Evet. Konuşalım o zaman. Tamam, İnşallah. Süper. Hayırlısı, çok heyecanlı. İlk okuyuculardan biri ben hocam. Ay harika, çok sevindim. Evet, çok teşekkürler. İzleyen herkese de teşekkürler. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. YouTube kanalıma üye olmayı unutmayın. Daha çok güzel videolar gelecek. Hoşça kalın.